Evet üçüncü videomuz yine rehberlik ilke ve modelleriyle devam ediyoruz. Hadi gel. Bakalım. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için öncelikle bireyin kendini tanımasına yardımcı olunması gerekir. Arkadaşlarım şunu unutmayın. Rehberlikte nihai amaç kendini gerçekleştirme ama öncelikli ve ilk amaç kendini tanımadır. Unutma. Kendini gerçekleştirebilmesi için de önce kendini tanıması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin kendisini tanıyan bir bireyde hedefleyeceği davranışlardan biri değildir diyor. Bireyin olumlu veya olumsuz niteliklerinin farkında olması. Evet bireyin kendini tanıması sadece güçlü yönleriyle değil arkadaşlar. Sadece olumlu yönleriyle değil olumsuz yönleriyle de tanıması ve bunları kabul etmesi deneyimlemediği herhangi bir yaşantı hakkında değerlendirme yapmaması. E değerlendirme yapmamış yani yaşantı geçirmemişsin kendinle ilgili bu bilgiye sahip değilsin. O zaman bununla ilgili değerlendirme yapmayacak. İlgi ve yeteneklerinin farkında olarak kendisine uygun seçimler. Arkadaşlar seçimler en gerçekçi şekilde yeteneklerini ve ilgilerini doğru bir anlayışla tespit ederek gerçekleşebilir. Bu yüzden doğrudur kendisine ulaşamayacağı hedefler koymaktan kaçınması. E güzel kardeşim kendine ulaşamayacağın hedef koyarsan ulaşamazsın ve bu senin özgüveninin düşmesine yol açar. Bu öz yeterlik algısının benlik algısının zayıflamasına yol açar. Bu yüzden D seçeneğini de eledim doğrudur. Kararsızlık yaşadığı durumlarda başkalarının düşüncelerini. Ne başkasının düşüncesi? Başkasının düşüncesini temel almak diye bir şey yok. Kararsızlık mı yaşıyor? Niye kararsızlık yaşıyor? Bilgi, bilgi sahibi mi değil? tercih yaptığı konuyla ilgili. Kendisiyle ilgili bilgi sahibi değil. Bunları öğrenecek. Kendini tanıyacak. Kendini tanıyacak ondan sonra kendi tercihlerini kendisi yapacak. Başkalarının seçimlerini temele almak gibi bir durum söz konusu değil. Cevap bu yüzden E seçeneğidir. Geçtik. Zeynep Hanım'ın öğrencinin bu durumu. Öncelikle aşağıdaki kişilerden hangisiyle paylaşması rehberlik açısından doğrudur? Sanki bir önceki videoda anlattığım şeylerle ilgili bir hiyerarşik sıra vardı. Onunla ilgili bir soru gibi. Bakalım. 7A sınıfının rehber öğretmeni Zeynep Hanım. S Bak, sınıfın rehber öğretmeni diyor. Sınıf rehber öğretmeni. Buna dikkat et. Rehberlikte bu önemli. Sınıf rehber öğretmeni mi diye soruyor, okul rehber öğretmeni mi diyor? Buna dikkat edin arkadaşlarım. Aman diyelim. Zeynep Hanım sınıfına nakil yoluyla gelen bir öğrencisinin ders esnasında birden ayağa kalkıp sınıfta dolaştığını, öğrenci yerine oturması gerektiği konusunda uyarmasına rağmen kendisini dinlemediğini, öğrencinin kendi kendine konuşup gülümsediğini ve daha sonra tekrar yerine oturduğunu birkaç defa gözlemlemiş. Öğrenciyle yaptığı bireysel görüşmelerde ise öğrenci bu durumu hatırlamadığını söylemiş. Hatırlamıyormuş arkadaşlar. Ve öğretmeninde her defasında özür dilemiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sınıf rehber öğretmeni bu çocuğa ne yapacak? Hemen bak bakayım. Öğrenci velisiyle mi görüşecek? Yok arkadaşlarım öğrenci velisiyle görüşmeyecek. Önce bir tedbir alacak. Çocuğun durumu iyi değil. Müdürle mi görüşecek? Sınıf rehber öğretmeniyle müdür arasında bir hiyerarşik nokta daha vardı. Kimdi o? okul rehber öğretmeni. Okul rehber öğretmenine sevk edecek, okul rehber öğretmeniyle görüşecek. Okul rehber öğretmeninin bu çocuğa yapabileceği bir şey yüksek ihtimalle yok. Okul rehber öğretmeni çocuğu müdürün bilgisiyle aileyle görüşerek sevk etmesi gerekecek ama şu an sınıf rehber öğretmeni arkadaşlar bu bilgi kiminle paylaşması gerekiyor öncelikli olarak? Okul rehber öğretmeniyle lütfen unutma. Allah ailesine sabır versin. Okul müdürünün bu tutumu aşağıdaki rehberliğin ilkelerinden en çok hangisinin ortaya koyduklarına aykırıdır? En çok hangisine aykırı diyor. Rehberlik servisini ziyaret eden okul müdürü Ali Bey. Okulun sevilen ve başarılı öğrencisi olan Sevim'in rehberlik servisinde olduğunu görünce rehber öğretmene hocam bu öğrencimiz başarılı ve saygılı rehberlik servisinde ne işi var <laughs> demiş. Bir de böyle müdürler var. Bu çocuk başarılı ve efendi, saygılı bir çocuk. Rehberlik servisinde ne işi var? Kim gidiyor ki rehberliğe? Başarılılar gidemiyor mu? Saygılılar gidemiyor mu yani? Sadece illa saygısız, terbiyesiz, başarısız çocuklar mı gidiyor? Sadece o zümreye sunulan bir hizmet mi bu? Asla. Rehberlik arkadaşlar herkese sunulur. Sadece sorunu olana, sadece problemi olana değil. Sadece başarısıza değil. Tüm bireylere yönelik olma diye bir ilkemiz var. Hatırla bakalım o nerede? Bu arada bir yerlerdedir. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük geç. Rehberlik hizmetleri yaşam boyu süreklilik ilkesi geç. Rehberlik hizmetleri öğretimde bütünleştirilmiştir. Evet ama öğretim süreciyle ilgili bir çalışma yok. Rehberlik hizmetleri tüm öğrencileri açıktır arkadaşlar sadece problemli bireylere değil sadece sorunlu bireylere değil. Bu yüzden cevap ne oldu? D seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisinin gelişimsel rehberlik anlayışı? Bak güzel kardeşim gelişimsel rehberlik anlayışının özelliklerini iyi bil. Çünkü çıkacak. Çünkü doğrudan soru gelme ihtimali yüksek. Gelmese bile birçok soruyu daha kolay çözmeni sağlayacak. Bunlara dikkat et sınavdan önce bakmayı unutma. Gelişimsel rehberlik anlayışı için hangisi doğru olmaz diyor. Bakalım. Rehberlik çalışmaları herhangi bir problem alanına değil tüm alanlara yöneliktir. Doğru mu? Doğru. Tek bir problem alanına yönelik değildir. Sadece eğitsel değil, sadece mesleki ya da sadece kişisel değil. Eğitsel, kişisel, mesleki bütün alanlara yönelik çalışmaları kapsar. Bu yüzden doğrudur kendini gerçekleştirme yerine yaşam kariyerini destekleme amaç olarak belirlenmiştir. Arkadaşlarım bakınız kendini gerçekleştirme kavramı Maslow'a ait bir kavramdır ve geleneksel rehberlik anlayışının nihai amacıdır. Ama gelişimsel rehberlik anlayışında <laughs> nihai amaç yaşam kariyeri oluşturmaktır. Yaşam kariyeri dediğimiz şey nedir? Bireyin içinde bulunduğu dönemin gelişim görevini yerine getirmesidir. E niye böyle bir yaşam kariyeri diye bir nihai hedef var? Çünkü gelişimsel rehberliğin temelini oluşturan şey psikolojik danışma kuramları değildir. Nedir? Gelişim kuramlarıdır arkadaşlar. E gelişim kuramcılarına göre bireyin içinde bulunduğu her dönemde yerine getirmesi gereken gelişim görevleri yok mu arkadaşlarım? Kritik dönemler var falan filan. Heh. Bu yüzden yaşam kariyeri gibi bir nihai hedef var. Bu yüzden doğrudur. Hizmetler uzman odaklı olmak yerine öğretmen odaklıdır. Ne demek odaklı biliyor musun? Hizmeti sunan kişi demek. Hizmeti suzan gibi oldu ama sunan kişi demek arkadaşlarım unutma. Odaklı ve merkezli aynı şey değil. Eğer odaklı diyorsa hizmeti sunan kişi ifade ediyordur. Merkezli diyorsa hizmet planlanırken göz önünde bulundurulan kişi ifade ediyordur. Gelişimsel rehberlik anlayışında hizmetleri uzmanlar değil öğretmenler sunar doğrudur. Önleyici ve geliştirici çalışmakla birlikte. Evet önleyicilik ve geliştiricilik işlevleri ön plandadır. Ama bununla birlikte bir problem olduğunda da beklenmediğimiz anda bir sorun oluştuğunda da bunu izlemiyoruz. Aman Allah'ım ne yapacağız demiyoruz. Ne yapıyoruz ona müdahale ediyoruz. Bu da doğrudur. Çalışmalar zaman çizelgeleriyle sınırla geç. Arkadaşlar zaman çizelgesiyle sınırlandırmış ne demek? Sorun oluştuğunda başlıyor sorun bittiğinde bitiyor. Sorun oluştuğunda başlıyor sorun bittiğinde bitiyor. E, sınırlı zaman dilimleri içerisinde sunuluyor. O zaman süreklilik yok. Ama gelişimsel rehberlik anlayışı sürekli. Sadece sorun oluşunda değil, her zaman ve herkese sunuluyor arkadaşlar. Bu yüzden cevap E seçeneği oldu. Geçtim bir diğer sorumuza. Hangisi rehberlik hizmetleriyle ilgili yanlış anlayışlar arasında gösterilemez? Şimdi rehberlikle ilgili bazı yanlış anlayışlar, bazı demeyeyim. Çok yanlış anlayışımız var. Bakalım hangilerinden bahsediyor. Bunlar arasında gösterilemez diye sormuş. A seçeneğinde okullarda rehber öğretmen bulunmaması halinde bir sınıf öğretmeninden psikolojik... Sınıf öğretmeni psikolojik danışma yapamaz. Sınıf öğretmeni... Sınıf öğretmeni arkadaşım psikolojik danışma yapamayan kim yapıyor? Uzmanlar. Yani kim onlar? Oröler. Okul rehber öğretmenleri. Yani psikolojik danışmanlar arkadaşlarım. Bu yüzden kafadan al seçeneği zaten yanlış arkadaşlarım. Burada sınıf öğretmeninden psikolojik danışma yapması istenemez. Yapamam. Geçtik. 10. sınıf rehber öğretmeni Mustafa Bey. Bazı öğrencilerin başarı durumlarının yeteneklerinin altında olduğunu fark etmiştir. Bu öğrencilerle başarısızlık nedenleriyle ilgili yaptığı bireysel görüşmeler sonucunda öğrencilerin zamanı planlamakta ve etkili kullanmakta sorunlar yaşadıklarını öğrenmiştir. Bu durum ile ilgili rehberlik servisiyle görüşen Mustafa Bey öğrencilere nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgiler edinmiş ve rehberlik derslerinde bir düzü uygulamalar gerçekleştirerek öğrencilerin zamanı etkili kullanmasını sağlamaya çalışmıştır. Ne için yaptı Mustafa Bey bunları? Çocukların ders başarısını artırmak için değil mi? Bakalım. Yukarıda ifade edilen durum rehberlik anlayışını oluşturan temel ilkelerden hangisine uygun bir örnektir diye soruyor. Rehberlik hizmetlerinde demokratik ve insancıl. Seçim özgürlüğü var? Mı? Yok. Bundan bahsetmiyor. Tercih yaptırmıyor. Seçim özgürlüğü yok. Rehberlik hizmetleri her okulun amaçlarını, ihtiyaçlarını. Arkadaşlar okulun beklentileriyle hareket ettiğine dair herhangi bir bilgi var mı? Yok. Rehberlik hizmetleri eğitim öğretim. bak 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 bak. Eğitim öğretimle ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Yani rehberlik ve öğretim arkadaşlar özdeştir, kaynaştırılmıştır. Rehberlik çalışmaları, gelişimsel rehberlik anlayışında öğretimde kaynaştırılmış bir yapıya sahiptir. Yani öğrencilerin bu öğretim sürecindeki başarılarını artırmayı da hedefler. Eğitim öğretimin bu noktada ayrılmaz bir parçasıdır ki Rehberlikle ilgili burada yaptığı çalışma çocukların ders başarısını, akademik başarısını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Bu yüzden cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Geçtim bir diğer soruya. Hangisi gelişimsel rehberlik modelinin özelliklerinden biri değildir? Buyurunuz. Gelişimsel rehberlik modelinin özelliklerinden biri değildir. Sürekli meslektir diyor. Doğru mu? Her zaman sunulur arkadaşlar. Her zaman sunulur ve esnek bir yapıya sahiptir. İhtiyaç halinde düzenleme değişiklik yapılabilir. Doğru. Hedef yönelimli ve öğretmen olacaktır Evet, hedef yönelimdir. Ama bak, geleneksel rehberlik anlayışları arkadaşlar tamamen görev yönelimliydi. Ama gelişimsel rehberlik anlayışı hedef yönelimdir. Hedef yönelimli ne demek? Hedefler neye göre belirleniyor? Öğrenci ihtiyaçlarına göre. O zaman arkadaşlar bizim burada programı hazırlarken göz önünde bulundurduğumuz temel unsur öğrencinin ihtiyaçlarıdır. Öğretmen odaklıdır. Ne demekti odaklı? Sunan kişi ifade ediyordu. Bu hizmetleri sunan kişi. Kim sunuyordu? Öğretmenler. Eledim. Psikolojik danışma kuramlarını temel alan. Arkadaşlar psikolojik danışma kuramlarını temel alan geleneksel rehberlik anlayışıdır. Geleneksel rehberlik anlayışının temelinde psikolojik danışma kuramları yer alır. Yani Maslow gibi, Rajis gibi isimlerin temsil ettiği hümanizm vardır. Bu geleneksel rehberliğin bir özelliğidir. Asla gelişimsel rehberlik için doğru kabul edilemez. Öngörüsel ve önleyici bir tarzda çalışır. Tabii ki problemleri oluşmadan önlemeye çalışır. Eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir boyutudur. Zaten bir önceki soruda açıklamış oldum. Bu yüzden cevap C seçeneği. Gel 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 bekleme geç. Rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları yaş dönemindeki ihtiyaçları. Bak bak. Yaş dönemindeki ihtiyaçları ve gelişim görevleri dikkate alınarak sunulması gerektiğini savunan rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yaş dönemindeki ihtiyaçları ve gelişim görevleri. Zaten bu gelişim görevlerini kazanmasında yardımcı oluyorsa bu sana hangi nihai amacı hatırlattı? Yaşam kariyeri. Yaşam kariyeri geleneksel rehberlik anlayışının nihai amacı mıydı geleneksel mi? Gelişimsel rehberlik anlayışının nihai amacıydı arkadaşlar. O zaman bak bakayım şurada insancıl yaklaşım diyor geç. Klinik model diyor geç. Özellik faktör kurum diyor geç. Onlarla ilgili de açıklama yapacağım. Parsons modeli diyor geç. Cevabım gelişimsel model. Eğer bireyin içinde bulunduğu dönemin gelişim görevini yerine getirmesine yardımcı oluyorsa bu noktada çalışmalar çocuğun yaş ve dönem özellikleri göz önünde bulundurularak planlanıyorsa gelişimsel modeldir arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Geçtik. Bireylerin yanlış bir seçimde bulunmalarının bütün hayatlarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen. Bak yanlış bir seçimde bulunmalarının bütün hayatlarını olumsuz etkileyeceğini söyleyen ve bu durumların ortaya çıkmaması için birilere karar verme becerileri kazandırmanın önemine vurgu yapan rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? Sınavda farz edelim ki çıktı sana bu soru. Bak düşünüyor şimdi gelişimsel model... Meslek aslında karar vermeye yardımcı gibi ama burada da aynı şey söylemiş ya o kadar kolay değildir ya. Ya, yani o kadar kolay değildir ya. Bir şey, kesin bir şey vardır bu sorun ha. Bak ben, ben bence var bak şöyle yapayım Eğitim. ha. Eğitim. hani ne alakası var? O kadar kolay işte. Adam söylemiş. Karar vermeye yardımcı oluyor. Sınavda yapma şunu. Hayır o kadar kolay olamaz deyip kendine gidip abuk subuk cevaplar arama. O kadar kolaydır. Kolaydır arkadaşlarım ama karar vermeye yardımcı rehberlik modeli arkadaşlarım bireylerin günlük hayatta sürekli bir şeyler için tercih yapmaları gerektiğini ve bu tercihlerin insanlarda kararsızlık oluşturduğunu, kararsızlığın da insan hayatında kesintiye yol açtığını ifade ediyor. Kesintine kararsızlık oluştuğu andan karar verilene kadar boşa geçen süre. Heh İnsanların karar verme sürecini hızlandırıp bu boşa geçen süreyi arkadaşlar oradan kaldırmaya başlıyorlar. Derste soruyorum karar vermeye yardımcı rehberlik modelinin amacı ne diyor? Hımm diyor. Ya karar vermeye yardımcı olmak işte. Cevap denizli. Zorlama tamam mı? Kolaysa kolaydır. Kendine güven. Gel. Bireyi bir bütün olarak tanımaya ve geliştirmeye önem veren rehberliğin eğitim süreçlerinden ayrı olmaması. Bak rehberlik eğitim sürecinden ayrılamaz diyor. Bunu savunan rehberlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mesleki yardım modeli. Mesleki yardım modeli aslında Parsons'ın modelidir. Parsonyan modeldir arkadaşlarım. Klinik model. Temsilcisi Williams'ın arkadaşlarım. Burada bireylerin var olan problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için sunulan bir modeldir. Ölçme araçları hazırlayarak güvenilir. Testler hazırlayarak arkadaşlar önce bireylerin problemlerini tespit etmiş ve bu problemin çözümüne yardımcı olmaya başlamışlardır. Karar verme yardımcı model bir önceki soruda anlattım. Bireylerin karar verme süreçlerini hızlandırarak onların yaşadıkları kesintiyi en aza indirmeyi hedefler. Sabahtan beri de gelişimsel modeli anlatıyorum. Zaten tekrar ona girmeme gerek yok. Ne kaldı? Eğitimde kaynaştırılmış model. Arkadaşlarım birebir temsilcisi Diyor ki rehberlik ve eğitim özdeştir. Yani eğitimi rehberlikten rehberliği eğitimden ayıramazsınız. Her ikisi de aynı amaca hizmet eder. Nedir eğitimle kaynaştırılmış modele göre amaç? Bireylere yaşam becerisi kazandırmaktır. Yaşam becerisi ne la? Yaşam becerisi bireyin toplum içinde uyum halinde yaşayabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve beceridir. Alın. Yani eğitimle rehberliği özdeş kabul eden anlayış eğitimde kaynaştırılmış modeldir arkadaşlarım. Bu yüzden cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar lütfen görüşelim. Henüz bitmedi.